Nasrettin Hoca. Birinci bölüm. Sana ne? Merhaba canım evlatlarım. Güzel bir günde tekrar beraberiz. Bugün sizlere şaka yapayım derken insanlara zarar vermememiz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Şaka yapmak yalan söylemek değildir, değil mi güzel çocuklarım? Yani şaka diyerek olmayan bir şeyi olmuş gibi söylemek çok yanlıştır. Bu insanları birbirine düşürüp toplum arasında tatsızlık yaşanmasına sebep olabilir. Dahası insanların özel hayatına müdahale etmek, bizi ilgilendirmeyen şeyleri merak etmek de yalan söylemek kadar yanlıştır. Siz bunları zaten yapmıyorsunuzdur, biliyorum. Ama yine de isterseniz önce hikayemizi seyredin de sonra tekrar konuşalım. Selamun aleyküm ağalar. Ve aleyküm selam hocam. Ya bu Hüseyin Ağa'nın tarlasındaki armut ağacı var ya Bayram. He, biliyorum var. İşte o ağaç Hakkı'nınmış aslında. Nasıl ya? Hüseyin Ağa'nın tarlasındaki ağaç nasıl Hakkı'nın olur İzzet? Yanlış olmasın. Nasıl bilmezsin ya? Hakkı bir gün Hüseyin Ağa'nın tarlasının yanından geçerken armut yiyormuş. He. Çöpünü de tarlaya atmış. He. Sonra gel zaman git zaman... Ağaç büyümüş, meyve vermeye başlamış. Hüseyin Ağa'nın tarlasındaki armut ağacı o işte. Ya git Allah aşkına ya. Dalga geçiyorsun benimle sen. İnanmazsan inanma. Kendi gözlerimle gördüm. 5 ya da 6 sene önceydi. Armut yiyordu Hakkı. Bana da sordu hatta ister misin diye. Deme ya. Demek ağaç Hakkı'nın ha? Vay be. Hayırlı akşamlar Süleyman. Size de hayırlı akşamlar hocam. Nereye böyle koştura koştura? Ramazan'a hesap sormaya gidiyorum hocam. Ne hesabı yahu? Paramı isteyeceğim hocam, paramı. Ne parası Süleyman? Hocam bizim İzzet dedi ki Ramazangil'in bahçesindeki salyangozlar yağmur yağınca benim bahçeme kaçıyorlarmış. Allah Allah. E haliyle benim bu bitkilerin yapraklarını yiyor bu keretalar. Bunun parayla ne alakası var Süleyman Efendi, anlayamadım ki. Hocam bunun salyangozları benim yapraklarımla besleniyorlar işte. Kim verecek bunun parasını? He? İzzet de dedi ki git ondan salyangozlarını beslediğin için parasını iste. Bir yaşıma daha girdim. Olur mu ya öyle şey? Ramazan'ın salyangoz beslediğini de ilk defa senden duydum Süleyman. Aman hocam demeyin öyle. Ben paramı isterim. Ne oluyor ya? Savaş mı çıktı? Vermeyeceksin. Biliyorum. Ben vermeyeceksin. Vermeyeceğimi benim. Durun hele ağalar durun. Ne oluyor burada? Kimseye borcum yok. Alnı bak. Evelallah. Herkesin borcu. Ver para. Ver. Olur mu öyle şey? Nasrettin Hoca. Ne? Nasrettin Hoca mı? Aman bak şimdi. Ne yapıyorsunuz böyle? Neyi alıp veremediniz? Hocam Hüseyin Ağa ağacımı sahipleniyor. Hocam bu adam delirmiş olmalı. Benim tarlamdaki ağaç onunmuş güya. Sensin deli. O ağaç benimdir. Ne zaman ektim hatırlamıyorum ama İzzet görmüş ben tohumu ekerken. Benim diyor mu ağaç. Yakışıyor mu size efendiler? Kümesteki tavuklar gibi didişip duruyorsunuz. Olacak şey mi şu anlattıklarınız? Hocam ben de diyorum ama dinlemiyor. O ağacı ben diktim. Fidanı da tarlayı aldığımda babam getirdi hediye olarak. Ben anlamam. İzzet görmüş. Tohum ekmişim hocam ben Hüseyin Ağa'nın bahçesine. İzzet yanlış hatırlıyor demek ki Hakkı Efendi. Varın gidin yolunuza. Bunun için kavga mı edilir? Ayıptır. Şu yaptığınızı çocuklar yapmaz. Gördün mü bak Süleyman? Şu duruma düşmek ister misin? Hadi sen de uğraşma böyle şeylerle. Git işine gücüne bak. Uyma kimseye.
Ne yapıyorsun bakalım burada? Hikmet'i bekliyorum İzzet amca. Birlikte topaç oynayacağız. Vay 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 vay. Ne kadar güzel. Ama sanırım Hikmet senden daha güzel çeviriyor topacı. Evet, Hikmet güzel çeviriyor. Benimki hep ondan önce durur. Ama yine de onunla oynamayı seviyorum. Neden seninki önce duruyor? Hiç düşündün mü? Hayır. Çünkü Hikmet sen topacı çevirince karşıdan üflüyor. Üflediği için de senin topacın yavaşlayıp duruyor. Hadi ben gideyim artık. Ne haber İsmail? Getirdim topacımı. Hadi oyun oynayalım. Ben seninle oynamam. Nedenmiş o? Çünkü sen benim topacım dönerken karşıdan üflüyormuşsun. Demek ki bu yüzden hep sen kazanıyorsun. Olur mu öyle şey ya? Ben öyle şey yapmam. O zaman neden hep sen kazanıyorsun? Yapıyormuşsun işte. Yapmıyorum işte. Yapıyorsun işte. Yapmıyorum dedim. Yapıyorsun dedim. Yapmıyorum. Yapıyorsun. Aa, kavga mı ediyorsunuz siz bakayım? Hocam, Hikmet benim topacıma üflüyormuş karşıdan. Yapmadım hocam ben öyle bir şey. Kim söyledi bunu İsmail? İzzet amca söyledi. Topacına üfleyip durduruyor dedi. Tövbe estağfurullah. Sarılın bakayım birbirinize. Arkadaşlar arasında küslük olmaz. Hadi bakalım. Şimdi eve. Yarın oynamaya devam edersiniz. Ya sen niye burayı suluyorsun böyle? Bak şuna. Vurma hayır. Yapmayacaksın bunu. Allah Allah. Her zaman aynı şeyi yapıyorsun. Ne oluyor burada İsmet? Hocam, bizim İzzet gene birilerinin aklını karıştırmış. Bu sefer kime ne demiş? Bizim Veli ile bu bir gün bağa pikniğe gitmişler de Veli bardağındaki suyu oradaki üzümün dibine dökmüş. Ne güzel etmiş. Ne varmış bunda? İzzet Veli'ye demiş ki üzümcü Cevahir o ağacın üzümlerini senden izin almadan toplayıp satıyor. O üzümler senin hakkındır. Onun için tartışıyorlar. Yok artık. Ya bütün bunlar bu adamın aklına nereden geliyor anlamıyorum. Ben de anlamadım hocam. Veli de gelmiş Cevahir'e çatıyor. Üzümlerimi ver diye. Akıl var, mantık var. Koskoca adamların derdine bakın hocam. Allah selamet versin hepimize. Ne olacak bu iş böyle bilmem. Turşucu! Turşu! Turşu isteyen yok mu? Çok lezzetli hıyar turşum var. Turşucu! Merhaba hocam. Merhaba Hamza efendi. Buyur, turşu mu alacaksın? Yok hocam, ben size bir şey danışmaya geldim. Tabii, sor bakalım Hamza efendi. Hocam, şimdi benim ineğim var ya hani. Evet Hamza biliyorum, senin ineğin var. Hocam, benim ineğim otlamak için Hüseyin Ağa'nın tarlasına girse. Otlarken tarlaya pisliği verse. O pislikle gübre olup tarlaya karışsa. Ay içime fenalık geldi. Efendi sor soracağını hadi. Hocam o pislikle gübre olup tarlaya karışsa tarladan çıkan mahsulde benim hakkım var mıdır yok mudur? Bismillah. Bu nasıl soru Hamza efendi? Yoksa İzzet mi söyledi? Evet hocam İzzet söyledi. Ama ben önce size bir sormak istedim. Yani doğruluğu olabilir mi diye. Şimdi farz edelim ki senin ineğinin pisliği Hüseyin Ağa'nın tarlasına gübre oldu. Evet hocam. Senin ineğinin Hüseyin Ağa'nın tarlasında işin. Ekili tarlaya hayvan girer mi? Bu durumda sen suçlu sayılmaz mısın? Haklısın hocam. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Hah işte. Ama eğer ki senin ineğinin pisliği tarlaya gübre olmuşsa ödeşmiş sayılmaz mısınız o zaman? Yani kimsenin kimseye alacağı vereceği kalır mı bu durumda Hamza efendi? Doğru söylersiniz hocam. Vallahi düşünemedim. Helal olsun. Ben gideyim o zaman. Sana kolay gelsin hocam. Hadi yolun açık olsun Hamza efendi. Sağ ol. Bugünlük bu kadar yeter Karakaç'ım. Evimize gidelim artık.
günler hocam. İyi günler İzzet Efendi. Bir şey mi diyecektin? Hocam az evvel yolda elinde bir tepsi baklava taşıyan bir adam gördüm. İzzet Efendi, bana ne? Bu beni neden ilgilendirsin? Ama hocam, adam tepsiyi sizin eve doğru götürüyordu galiba. O zaman bu seni neden ilgilendirdi İzzet Efendi? Bundan sana ne? Yahu İzzet Efendi, neden insanların hayatlarına karışıp birbirlerine karşı kışkırtıyorsun? Senin gibi efendi bir adama yakışıyor mu? Hocam, ben sadece eğlenmek için yapıyordum. Ama bu hiç hoş değil. İnsanlar kavga edip birbirlerini kırıyorlar. Böyle eğlence mi olur? Neyse, hatanı fark ettin işte. Tekrarlamazsan, bundan sonra daha dikkatli olursan telafi edebilirsin İzzet Efendi. Tamam hocam. Hocam duydum ki pazara yeni genç eşekler getirmişler. Bana ne bundan İzzet? Yani bakıyorum da sizin eşek bayağı ihtiyarlamış, güçten düşmüş. Sana ne bundan İzzet? Tamam hocam tamam, şaka yaptım sadece. Bundan sonra daha dikkatli olacağım, söz. Hem şöyle, hadi selametle kal. Gördünüz değil mi çocuklar? İzzet şaka yapmaya çalışırken olmayan şeyleri söyleyerek yalan söylemiş oldu. Yalan söylemenin çok kötü bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Biliyoruz evet. Dahası onu ilgilendirmediği halde insanların özel hayatını merak edip araştırdı. Bu da köyde huzursuzluk olmasına, insanların kavga edip birbirlerini kırmalarına sebep oldu. Çünkü laf taşımak da çok kötü ve yanlış bir davranıştır. Ben sizin böyle şeyler yapmadığınızı biliyorum. Ama eğer böyle yapan birileriyle karşılaşırsanız onlara bunun yanlış olduğunu hatırlatmayı unutmayın, emi canlarım. Hadi bakalım, görüşmek üzere.